Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Kale Allahu tebareke ve teala fi muhkemi kitabihil kerim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Em lehum şurekâ'u şer'û lehum mineddîn mâ lem ye'zen bihillâhu. Sadakallahu al-azim ve nataka rasuluhun nebiyyul habibul kerimul emin. Ve la aqibetu lil muttaqin. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Kainatı eşsiz bir şekilde yaratan ve bizlere sayısız nimetler bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve senalar olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onu takip eden bütün Müslümanlara salat ve selam olsun. İnsanların öfkelenmesinin altında yatan etkenleri. İnsan neden öfkelenir? Bunu inşallah biraz irdelemeye çalışalım. Şimdi insanın düşündüm, aklıma bazı cümleler geldi. İnsan neden öfkelenir? İnsanı en çok kızdıran, en çok öfkelendiren şey nedir? Bize ait olan bir şeyin başkası tarafından izinsiz kullanılmaz. İkincisi gözünün içine baka baka yalan söylenmesi. Gerek kendimize gerekse bir başkasına yapılan nankörlükler ve bize ait olan hakların gasp edilmesi, birinin seni saf yerine koyması, yapmış olduğun işin ücretinin eksik ödenmesi gibi durumlar ki daha da bunları çoğaltabiliriz. Bu kişiye göre, durumlara göre, şartlara göre değişebilir. Yalnız etrafımızdaki insanların genelde öfkelendiği meseleler bunlar üzerinde cereyan etmektedir. Şimdi özellikle gerek kendimize gerekse bir başkasına yapılan nankörlükler. Düşünsenize mahallenizde bir tane hayırsever birisi var. Bu insan gariban birisini tutuyor, buna yardım ediyor. Bunun karnını doyuruyor, bunun elbisesini giydiriyor ve buna bir iş veriyor. İş vermekle yetinmiyor, buna bir de ev açıyor. Eviyle beraber devamlı da kontrol edip haline hatırını sorup başka bir ihtiyacın var mı diye soruyor. Aslında bunun bütün ihtiyaçlarını karşılama noktasında seferber oluyor. Ve bu kişiyi yetiştiriyor, bu kişi büyüyor ve bunu evlendiriyor. Evlendirdikten sonra da ona bu noktada yardımcı olmaya devam ediyor. Bu kişi evlendikten sonra başka arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra eğer yoldan geçerken kendisine bu iyilikleri yapan kişiyi unutur, onu umursamaz, ona selam vermez, o geldiğinde ayak ayak üstüne atmış bir halde otururken ayaklarını indirmez, ona saygı göstermezse, yapılan bu kadar fedakarlık karşısında hiçbir hareket, hiçbir canlılık olmazsa maalesef herkes böyle bir durumdan dolayı öfkelenecektir. Şimdi böylesine bir kişi buna layık oluyor da alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle buna layık değil mi? Böylesine bir kişi yapılan bu kadar fedakarlık sonrasında birçok şeyi hak ediyor da alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle hak etmiyor mu? Şimdi eğer o kişi hak ediyor diyorsak ki gerçekten bu noktada hak ediyordur, saygıyı hak ediyordur, hürmeti hak ediyordur. Yalnız Allah Azze ve Celle ondan daha çok
her şeyi hak ediyor ve layıktır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede ve ataakum min kulli ma saltumuh. O ki yeryüzünde, o ki ne istediyseniz size istediğiniz her şeyden verdi. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız sayamazsınız. Allah'ın vermiş olduğu bu kadar nimet karşılığında, onun vermiş olduğu bu kadar güzellikler karşılığında, eğer Allah Azze ve Celle karşı saygımızı, itaatimizi kaybedersek bu da bizi öfkelendiren bir mesele olmakla beraber Allah Azze ve Celle'yi de öfkelendirecektir. Meseleyi farklı bir örnekle devam ettirelim. Bir baba evladı için gelip size şöyle bir şey söylediğini düşünün. Ya bu evladım beni dinlemiyor. Ben bu evladımı nasıl edeyim? Bana bir nasihat edin. Şimdi babaya neden yani dinlemiyor, neden üzülüyorsun? Bak diyor, ben bu evladın üzerinde, bu çocuk hastayken başında durdum. Daha sonra onun rahat bir hayat yaşaması için gecemi gündüzüme kattım, çalıştım. Bakın gecesini gündüzünü çocuğa feda etmiş. Ve hastayken onun iyileşmesi için başından hiç ayrılmamış. Ve aynı zamanda çocuğun diyor bu yaşa gelmesine kadar birçok mücadele edip ona bu yaşa gelmesi için yemesi içmesi birçok ihtiyacını karşıladım. Bütün bunlar karşılığında çocuk bana değil kendisine hiçbir faydası olmayan, kendisine hiçbir iyiliği bulmayan insanların sözünü ön plana alıp da benim sözümü ikinci plana atıyor diye yakınıyor. Falanca adamı dinliyor, beni dinlemiyor diyor. Şimdi böyle bir durumda hepimiz bu durumdan hoşnutsuzluk duyarız. Şimdi çocuk hastalandığı zaman ona şifa veren Allah Azze ve Celle daha çok itaate layık değil midir? Geceyi ve gündüzü yaratıp insanın hizmetine veren Allah Azze ve Celle daha çok itaat edilmeye layık değil midir? El-Hay sıfatının sahibi olan, hayat veren Allah Azze ve Celle, sen onun büyümesi için başında bekledin ya, ona asıl hayatı veren, hayatı vermeseydi o bugün gündemde olmayacaktı. Böyle bir Allah'a itaatime daha layık değil midir? Şimdi bu kişinin durumuna bakıyorsun. Neden bu çocuk isyan ediyor? Neden bu çocuk seni dinlemiyor? Sen peki bir baba olarak çocuğun sana itaat etmediğinden yakınıyorsun da, peki Allah Azze ve Celle katında Allah sana bunlardan çok daha iyisini, çok daha genişini, çok daha fazlasını vermesine rağmen sen nasıl oluyor da Allah'a karşı böyle itaatsiz, saygısız bir hayat yaşayabiliyorsun? Çocuğunun böyle bir şey yapmasından dolayı üzülüyorsun, sinirleniyorsun, kızıyorsun da Allah'ın sana vermiş olduğu bu kadar nimete rağmen sen Allah'a Azze ve Celle'ye yönelmeyince, onun gönderdiği kitabı ve peygamberi bırakıp da başka şeylere yöneldiğinde Allah'ın sana öfkelenmeyeceğini mi düşünüyorsun? Bütün bunlar bizlerdeki gerçekten cehaletten, gafletten kaynaklanmaktadır. Oysa ki akıl denen nimeti güzel bir şekilde kullanırsak mesele çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu gerçeği çok rahat bir şekilde görme imkanımız olacaktır. Yani biz aklımızı gerek nefsimize gerek dünyalığa yönelik çalıştırdık. Uhreviyatımız için bir gaye, bir çaba içerisine girişmedik. O yüzden Allah Azze ve Celle'yi de bu noktada saygıdeğer bir konumda tutamadık. Diğer meselelerde hangisi daha çok sevdik, hangisini daha çok öne aldıysak onlar. Peki Allah'a yapmış olduğumuz ibadetler, Allah'a yapmış olduğumuz diğer dualar vesaire, bunların bir etkisi olmayacak mı? Bunların etkisi şunun gibi olacaktır. Düşünsenize, bir kadına bir hediye veriyorsunuz. Bir kişi hanımına çok değerli bir taş hediye ediyor. Kadın bundan dolayı çok sevinir. Ama
eğer o taştan daha değerli olan bir şeyi bir başka kadına verdiği görülürse, bakın dikkat edin, o adamın kadına vermiş olduğu o taş boşa çıkacaktır. Yani ama o sana o hediyeyi almış diye dediğin zaman tokat yersin. Ya bana aldı ama benden daha çok birisini seviyor. Benden daha çok ona yemeği yediren ben, yemeğini hazırlayan ben, çamaşırlarını yıkayan ben vesaire vesaire. Evinin bekçiliğini yapan ben, çocuklarına analık yapan ben diye kadın sayar sayar durur. Bütün bunlara rağmen o hiçbir şekilde üzerimizde bir artısı olmayan bir kişiye götürüp de daha değerli olanı verirse, ona vermiş olduğu değerli taş hiçbir iş görmeyecektir. İşte Allah Azze ve Celle de kendisine eğer ortak koşulursa yapılan bütün amelleri boşa gider diyor. Sen namaz kılmış olabilirsin, oruç tutmuş olabilirsin ama Allah'ı öfkelendirecek, Allah'ı kızdıracak bir şeyle karşılaştığın zaman yapmış olduğun o amellerde maalesef Allah katında boşa çıkmış olacaktır. Şimdi dikkat ederseniz az önceki saymış olduğumuz insanı öfkelendiren meselelerde gerek bize ait olan bir şeyin başkası tarafından izinsiz kullanılması, gerek gözün içine baka baka yalan söylenmesi, gerek bize ait olan hakların gasp edilmesi, gerek bizi saf yerine koymaları veya da gerekse başkalarına veya da bizlere yapılan nankörlükler ve ücretlerimizin eksik ödenmesi çalışmış olduğumuz işteki bütün bunların hepsi dikkat edin kul hakkıyla alakalıdır. Şimdi genelde sorarlar toplum içerisinde. Kul hakkı çok önemlidir. Kul hakkı olmadan kişi cennete giremez, kul hakkını ödemeden. Bütün bunlar etrafta dolaşırken insanlar kul hakkına vermiş olduğu değeri çok ön planda tutuyorlar ki olması gereken de budur. Yalnız onun daha da önünde tutulması gereken bir hak vardır. O da Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Genelde hep kul hakkından soruyor, Allah'ın hakkından hiç sormuyorlar. Peki Allah'ın hakkı nedir? Böyle bir şey var mıdır? Evet, kul hakkı bellidir. İnsanların birbiri arasındaki ilişkileri belirler. Allah hakkı da Allah'ın kuluyla arasındaki ilişkiyi belirler. Allah'ın kul üzerindeki hakkı, kulun Allah üzerindeki hakkı, yani kulun Allah'a karşı yapması gereken bir mesele vardır ki, Allah'ın senin üzerindeki hakkıdır. Yapma, senin Allah üzerindeki hakkıdır. Sen Allah'a karşı yapman gereken, nasıl bir kula karşı yapman gereken görevler, mükellefiyetler varsa Allah'a karşı da yapmamız gereken mükellefiyetler var. Birincisi Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeye ortak koşmamak ve bir tek ona kulluk etmektir. Peki bizim Allah üzerinde hakkımız yok mu? Evet, o da var. Allah Azze ve Celle'nin de kul kendisine hiçbir şey ortak koşmayıp bir tek kendisine boyun eğerse onu ebedi cennet nimetleriyle buluşturması da, bu da Allah'ın üzerindeki haktır. Yani seninle Allah Azze ve Celle arasında bir haklar var. Sen kul hakkı kul hakkı deyip her yerde her ortamda her zaman bunu dillendirip adam cennete giremez. Bana ait olan hakkı vermediği müddetçe, benim hakkımı yediği müddetçe cennete girmemesi lazım. Allah'ın onu cennete koymaması lazım. Adalet budur. Doğru mu? Herkes böyle bakar. Yani desen ki falanca ki sen hakkını yedi ama direkçende olur mu canım, sen boş konuşuyorsun, yanlış konuşuyorsun. Mümkün değil böyle bir şey. Kabullenemez. Çünkü bir hak var. O hak alınmadan iyi biliyor ki Allah Azze ve Celle onu oraya koymayacak. Emin ol, sen Allah'ın hakkını ödemezsen seni de koymayacak. Ve bu noktada hepimiz Allah Azze ve Celle'nin hakkını ödemekle mükellefiyetiz. Ne kadar bir zamanımız var? Öğüt alabilecek bir kişinin öğüt alabilecek bir süre kadar yaşayacağız. Ona eminiz. İman etmişiz, ayette geçiyor. İşte o süreç ne zaman biteceğini bilmediğimiz için bir an önce bu mükellefiyetin yerine gelmesi lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye ortak koşulması hiçbir varlık tarafından hoş karşılanmaz. Bakın dikkat edin, bir baba evladına yapmış olduğu cüz'i olarak bazı özelliklerden dolayı Allah Azze ve Celle'nin o evlada, o babaya yapmış olduğu, vermiş olduğu nimetler yanında babanın evlada yapmış olduğu fedakarlıklar çok az kalır, cüz'i olur.
İşte böyle cüz'i bir şey karşılığında evlat babaya aynı tavrı, aynı güzel bir şekilde, itaatli bir şekilde tavır takılmadığı müddetçe baba nasıl sinirleniyor? Alemin Rabbin Allah Azze ve Celle de sinirleniyor. Bu konuda öfkeleniyor. Sadece Allah mı? Allah'a iman etmiş bütün her şey bu şekilde sinirleniyor. Dedik ya geçen haftalarda, canlı cansız Allah'a teslim olan, Allah'a boyun eğen her şey Müslümandır. Güneş Müslüman, ay Müslüman vesaire. Şimdi insanlar, bakın dikkat edin, Allah'ın sevdiğini seven, Allah için seven, Allah için buğz eden. Bizler bu imanın tadını şu üç kişi almıştır. Hadis-i şerifinde bunu öğreniyoruz. Sevmiş olduğu şeyi Allah için seven. Şimdi sevmediğini de Allah için sevmeyen. Allah'a seven, buğz ettiğine kendisi de buğz eden. Allah'ın öfkelerine kendisi de öfkelenen. Şimdi Allah Azze ve Celle'ye itaatsizlikle beraber Allah'ı bırakıp da başka varlıklara itaate layık görmek, bu Allah katında bir buğza, bir öfkeye sebep olur. Ve bununla alakalı sadece Allah Azze ve Celle değil, Müslüman olmuş diğer varlıklar da öfkeleniyorlar. Hemen bununla alakalı birkaç ayeti kerime gündeme getirelim. Meryem suresi 88, 89, 90, 91. Yahudi ve Hristiyanlar dedi ki Rahman çocuk edindi. Yemin olsun siz çok çirkin bir şey söylediniz. Az kalsın söyledikleri sözler yüzünden gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar parçalanacaktı. O Rahman'a çocuk isnat ettiler diye. Subhanallah. Onlar Allah Azze ve Celle'ye noksanlık, eksiklik. Çünkü Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Siz neden Allah'a böyle bir şeye ihtiyaç hissediyorsunuz? Neden Allah'ın buna muhtaç olduğunu düşünüyorsunuz? Oysa ki o es-samettir. Hiçbir şeye muhtaç değil, her şey kendisine muhtaç olmandır. Allah Azze ve Celle böyle bir şeyi onlar isnat etmekle, Allah'a bir noksanlık isnat etmekle, yani Allah ilahtır ama baba, oğul, kutsal ruh inançlarıyla, yani ona bir evlat isnat edilmesi, farklı bir özellik isnat edilmesi, bu noktada Allah Azze ve Celle'ye tabi olan birçok şeyi çığırından çıkarmıştı. Bakın dikkat edin, bu ayette çok önemli incelikler var. Ayet-i kerimede diyor ki az kalsın söyledikleri sözler yüzünden, Allah'a evlat isnat ettiklerinden dolayı gök neredeyse çatlayacak, yer neredeyse yarılacak, dağlar neredeyse parçalanacaktı. Bu üç maddeye dikkat edin. Gök, yer ve dağlar. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Biz bir an dahi olsa Allah'a itaat edip etmemekle imtihan edilip de Allah'a itaat etmemekle Allah'ın huzuruna çıkmaktan Allah'a sığınırız. Kesinlikle bir an dahi olsa Allah'a itaatsiz bir hayat yaşamak istemiyoruz. Kendileri sırf biz bu işi başaramayız, hiç itaat etmeden Allah'ın huzuruna çıkamayız endişesi, korkusuyla hiç itaat etmeme babında böyle bir tehlikeyi hiçbir şekilde göze almamışlardı. Bir an dahi olsa itaat etmezsek Allah'a bunun hesabı nasıl verir? Böyle bir korku, böyle bir endişe vardı. Oysa ki bazı insanlar Allah Azze ve Celle'ye itaat etmemekle beraber bir de Allah'a evlat, eksiklik, noksanlık izah ettiler. Ona bir evlat layık gördüler, haşa. Diyor ki bundan dolayı gök öyle öfkelendi, öyle sinirlendi ki neredeyse çatlayacaktı. Yer neredeyse yarılacaktı, dağlar neredeyse paramparça olacaktı. Evet, insanoğlu aslında kendi üzerindeki nimetin, emanetin kıymetini daha henüz anlayamamıştır. Yine öfkelenen başka varlıklar da var.
Bununla alakalı tefsirden bir bölüm aktaralım. Rabbimiz, biz senin güçsüz kulların olarak kalsak bizim için daha iyi. Çünkü isyan etme yetki ve özgürlüğüne sahip olup onun hakkını vermeye ve hakkını veremediğimizde ise senin azamına çarptırmaya bizim cesaretimiz yok. Nasıl oluyor da bunlar da bu cesareti kendilerine bulup da bırak itaatsizlik etmeyi Allah'a evlat ihsan etmeye kalkışıyorlar. Bu nasıl bir cesaret? Ve bir başka ayet kerimede yine öfkelenen başka varlıktan bahsediliyor. Kaf suresi 30. O gün biz cehenneme doldun mu diyeceğiz, o da daha var mı diyecektir. Neden? Kaf suresi 26. ayette cevap veriliyor ki, o ki Allah'ın yanında başka ilah edinmiştir diyor. Allah'ın yanında başka ilah edinenler, bu noktada siz, biz Allah'a itaat etme noktasında her şeyimizi feda ederken, böyle bir şeyde ufak bir yanlış hassasiyet titizsizlik göstermezken, siz kalkıyorsunuz Allah Azze ve Celle'ye ilah ediniyorsunuz. Allah Azze ve Celle'ye başka bir ilah ediniyorsunuz. Ve bundan dolayı cehennem öyle şiddetlenecek ki doldun mu diye sorulduğunda cehenneme daha var mı? Neden daha var mı? O zaman günahkarlarına cehennemin öfkesi öyle kabarmış oluyor ki o da daha var mı diye sesleniyor. Böyle bir istekte bulunuyor ve o gün hiçbir günahkarın kendisinden kurtulmamasını istiyor. Siz değil misiniz Allah'ın kadrini kıymetini bilmeyen, size bu kadar nimeti veren, size bu kadar güzelliklerle buluşturan Allah Azze ve Celle'ye karşı siz değil misiniz nankörlük eden? İşte az önceki okumuş olduğumuz ayette de yine bunu söylemiştik. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız sayamazsınız. İnnel insane le zalumun kefer. İnsan zalim ve nankördür. İşte verilen bu nimetlerin kıymetini insan bilemedi. Bilemediği için de böyle bir tehlikeyle karşı karşıya geldi. Yine cehennemden yine bir parça, bir bölüm aktarılacak. Yine cehennemin bir öfkesinden bahsedilecek. Aslında gökler, yer, dağların bu konuda öfkelenmesi demek, kainattaki bütün varlıkların o kişiye karşı öfkelenmesi demektir. O Allah Azze ve ilah iddia eden, Allah Azze ve Celle'ye şirk koşan bütün herkese öfkesinin arttığını göstermektedir. Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesinde, hatta biraz öncesini inşallah okuyalım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ. Diyor ki, inkar edenler, o gün Rablerini inkar edenler, cehennem azabı onlar için gidilecek yerdir. Ne kötü bir yerdir orası. اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سِمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورُ. Diyor ki onun uğultusunu işitirler oraya atıldıklarında, kaynarken çıkardığı uğultuyu. Tekadu temayyazu minel gayz. O cehennem öfkeden neredeyse çatlayacak. Kullama ulqiya fiha faujun saalahum hazanatuha alam yatikum nazir. Onlara şu söylenecek cehennem bekçileri tarafından: size yeryüzünde bir uyarıcı gelmemiş miydi? Allah Azze ne için bunlar bu duruma düşer? Rablerini, Allah Azze ve Celle rububiyetini inkar etmeleri, Allah Azze ve Celle hayatlarına tek tasarruf sahibi, yetkilisi kılmamaları, Allah Azze ve Celle'nin kendileri için böyle hel ve haramları tek merci görmemeleri. Onların bu haline cehennem bugün öfkesinden, şiddetinden öyle bir çatlayacak ki o insanları bekleyecek. Allahu Ekber, Allah bizleri muhafaza buyursun. Ve dikkat edin, ayetlerin devamında 8. ayeti okumuştuk. Şimdi de onu 10. ayeti okuyalım ki وَقَالُ لَوْ كُنَّ نَسْمَعُوا اَوْ نَعْمِلُ مَا كُنَّ ف۪ي أَسْحَابِ السَّعِيرِ. Eğer biz, size diyor ya, yeryüzünde peygamberler, uyarıcılar gelmedi mi? Eğer biz işitseydik,
Yahut akletseydik şu çılgınca yanan ateşin halka arasında olmazdık. Evet, o gün cehennem çatlayacak. O gün cehennem bu noktada öfkesinden parlayacak ve kendisini hak eden insanları bekleyecek. Peki bütün bunlar sinirleniyor da Allah Azze ve Celle öfkelenmiyor mu? Em lehum şurakâ'u, yoksa diyor onların şerikleri mi var? Şera'û lehum mineddîni mâ lem ye'zen bihillâhu, Allah'ın dininde yasakladığı bir şeyi onlar serbest mi bırakıyorlar? Ve Allah Azze ve Celle'den başkasını mı bir seçiyorlar diyor. Allah Azze ve Celle'nin senin için sunmuş olduğu, helal ve haramları belirlemiş olduğu bir hayatı bırakıp da başkalarının istediği, sevdiği, seçtiği hayatlara mı yöneliyorlar? Allah Azze ve Celle de bu noktada bizlere öfkeleniyor. Bakın dikkat edin, hemen ayetin devamını okuyoruz. Eğer diyor, Şura suresi 21. ayet. Eğer diyor, azabı erteleme sözü Allah'ın olmasaydı. Şimdi cehennem yeri zamanı gelmiş bekler. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki eğer erteleme sözüm olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için can yakıcı bir azap vardır. Derhal onlar üzerinde hüküm verilirdi. Ve devam ediyor 22. ayet. Yaptıkları işler başlarına inerken zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. Uyanıp utanıp iyi işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlara diledikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Evet, bu noktada azabı erteleme sözü olmasaydı onlara hüküm verilirdi diyor. Onlara bu noktada anında ceza da verilir. Onlar anında cezalandırılabilirdiler. Ama Allah Azze ve Celle onlara belli bir zamana kadar mühlet tanıdığı için bunu yapmamıştı. Yalnız o mühlet tanıdığı zamana kadar, bu yine Allah'ın bir merhametidir ki, tövbe edip dönme ihtimali de vardır. Ya da günahının üzerine günah katar, iyice şiddetli bir azaba düşer olur ki Rabbim bizleri böyle bir durumdan, böyle bir sondan muhafaza buyursun. Rabbim anlamayı nasip etsin. Anlamayı nasip etsin ki Allah Azze ve Celle'nin bu noktadaki yeryüzünde kendi yaratmış olduğu, bakın babanın evladına nispetle vermiş olduğu, harcamış olduğu çabalar, mücadeleler, fedakarlıklarla Allah'ın bizlere vermiş olduğu nimetler arasındaki büyük farka rağmen insanoğlu gerçekten öfkelidir. Bakın Sad radıyallahu anh'ın başından geçen bir olay anlatılıyor ki, diyor ki Sad bin Ubade Hazreti Peygamber'e, hanımımın yanında bir kişiyi görecek olursam 4 şahit getirinceye kadar ona dokunmayacağım, öyle mi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet aynen öyledir dedi. Sad radıyallahu anh, hayır, seni hak peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki böyle bir durumda onu görür görmez kılıcımı öldürürüm. Bunun üzerine Hazreti Peygamber orada bulunanlara, efendinizin söylediklerine kulak veriniz. Çünkü Sad kıskançtır, ben ondan daha kıskancım, Allah ise benden daha kıskançtır. Sad kendisine ait olan bir varlığı başkası tarafından paylaşılmasını istemez. Allah Azze ve Celle de kendi yarattığı insanların, kendi yarattığı yeryüzünün başkalarına itaat etmesini istemez. Kendi yarattığı insanlar onun hizmetine verdiği nimetleri kullanıp da kendisine isyan edip aciz, buna hiçbir şey hak etmeyen varlıklara itaat edilmesini istemez. O bizi yaratmışken ona kulluk etmeyelim mi diye de yine Havv bin Eccar Yasin suresinin 2. sayfasında bizlere bu noktayı tekrar hatırlatmaktadır. Allah Azze ve Celle yeryüzünde kendilerini bu noktada insanlar üzerine tasarruf yetkisi olarak, yetkilisi olarak görenlere yine gazaplandığını Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre rivayet edilen bir hadiste yine görmekteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah kıyamet gününde yeri kabzasını alır. Semayı da sağında dürer. Sonra da ben melik olanım. Yeryüzünün melikleri nerede diye buyurur.
onları bu noktada azarlayacak bir nitelikle dillendirir ki Allah bizleri böyle bir duruma düşmekten, böyle bir duruma düşenlerle olmaktan muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.